Evet, zamanı geri aldık. Dolayısıyla ne oldu? Çok sevgili yabani otlarımız kendini gösterdi. Bir yağmur yağacak. Bu çok bir sıkıntı bana şu an. Önce şu darlaya bir girek. Aç bakayım kollarını. Servisitim de yok. Yani hiç safra yapmamamız lazım. Yoksa gideceğiz herbisit merbisit alacağız yani. Ya, tertemiz oluyor ya. Orada çok ciddi bir boşluk bırakıyor. Neyse. Zaten her bisik bitti anasını satayım. Palete gel. Her bisik tankı. Al bir tane geri çık. Ben bir marketin oraya gideyim. Şu tankı bir dolduralım. Aha, ne avradını sakın çarpma. Çok bir dolduracak bir şey yok. Haznesi daha büyük olan bir makine. Yani alabilirim ilerleyen zaman içerisinde. Ama şimdi öyle bir makine almayı gerçi düşünmüyorum yani. Umarım bu arada bir boşluk bırakmıyorumdur.
Şimdi herbisite atalım. Öbür traktörle de gübre çekeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İki traktörümüz var. Bu işi hızlandırmanın başka yolu yok. Şimdi burasının her bisikleti erken bitecek. Böyle körünüyor. Burayı halledeceğiz ama dur şimdi önce şu bizim arazilerdeki mevzuyu bir bitirelim. Önce buranın herbisitinden önce buranın gübresi biter. Bakayım ikinci tur gübreye girmiş durumdayım şu an. Bu püskürtme olduğu için cuk diye oturtuyor. Sakıntı yok. Manuel giderik.
buranın her bisti son. Bir sonraki arazinin her müsütüne gideceğiz. Bakayım. Aynen öyle abi. Orada yağmur muhabbeti var, o bir gelsin geçsin abi. Bu arazi bitti. Yağmur muhabbeti dursun da bir hele. Çok güzel gidiyoruz. Bitir, bitir. O cübbeyi vurmadan bitirirsin oraya. Hadi oğlum. Tamam.
Adam cübbeyi vurmadan bitirdi ya. İlk turda bununla döndük mü mevzu bitiyor. Tarla 4. Haritayı büyüt. Tamam, 8'in yanından çıkacağım. Biraz da içeriden.
şimdi. Hadi gidiyoruz. Bunu yaparken biz hemen gidip şuradan... Şimdi kontrattan iş aldığımıza göre... Bu arada bu iş bittiği zaman kontrattan başka ne alabiliyoruz diye bir bakabilir miyiz? Tarla 23 gübreleme... 11 hasat diyor. Ha, yok abi 3 günde bitmiyor o iş. Şimdi bu makinelerle bu biter mi lan? Kendi ekipmanınızı toplam restoran noktasına götür diyorsun. Tamam 53 bin diyorsun ama abi bu bitmez abi. Olmadı gireriz. İyi para veriyor. Şimdi bunu bir halledik. Öbürüne de bakarak. Hadi bakalım devam. Şimdi makine büyük olduğu için... Şey ağız da büyük abi 14 metre falan bir ağzı var bu cihazın.
92-93. Kasası bayağı büyük ya. Boşalt bakalım yiğidim. Gidelim, devam. Şimdi bu makineleri kiraladık, bu arazayı, araziyi bitireceğiz. Bizim arazide ekinler zaten devam ediyor. Bir de 53 bin liraya pancar işi var. Bilmiyorum, biraz kasıntı bir iş ama yani alabilirim 53 bin liraya pancar işini. Bu arada iyice bir para kasmış oluruz. Kiralık aletimiz kalmadı. Bir 70 bin bayılıp şey alacağız, ekim makinesi alacağız.
aldığımız ekim makinesinin içini de dolduracağız. Vallahi paramız olursa gübre tankını fulleriz. Herbisitle ilgili olan cihazı fulle şey yapam, götürürüm, oradaki son tankı doldururum içine. Bittiği an onu satıp büyük bir herbisit sistemi alalım. En azından 2000'i tek seferde alacak bir alet alırız. Hani elimdeki biçer döveri satmayı düşünmüyorum. Yani memnunum. Biraz yavaş gidiyoruz ama olsun. İşimi görüyor benim. Yani daha büyük bir biçer döverle, tek biçer döverle yapmaktansa aynı boyutta ikinci bir tane daha ya da bir küçüğü olabilir. Bir tane daha alabilirim. Çünkü şuradan piyasalara bakıyorum abi. Ha. Soyayla kanola, yok bu pamuk. Bir dakika, şu yulaf, şu kanola. Kanola, ayçiçeği ve soya iyi kazandırıyor. Öbürlerinin o kadar bir kazancı yok. Bir de işte yumurtayla süt de kazandırıyor ama onun için hayvancılığa dalmamız lazım. O beni biraz şu an aşar. Şu an için kanola ve soya işlemleri yapabiliyorum. Bak restoranın verdiği paraya bak soyaya. Ya ayçiçeğiyle kanolada da yine aynı oranlar mevcut abi. Ondan sonrasında da abi ya yulafa ya da mısıra çalışacaksın yani. Küsür bin alıyor da o kasa hani iki tur değil, o kasa daha uzun turda dolar diye düşünüyorum. Üç kere tıra boşaltır diye düşünüyorum. Üç kere boşaltması da büyük bir şey aslında.
8 bin falan olacak. İki tur daha alıyor bu tur. Güzel. Oh yeah man. Bir dakika lan, bizim tarlaya ne oluyor? Büyümeye gel bakayım. Daha var. Daha var. Şöyle devam edelim abi. Yani fena değiliz. O 53 bin iş duruyor mu lan yerinde? Oh. Biz burayı bitirene kadar bu durursa tam bizim işimize gelecek bu.
Şimdi %87, %89 güzel. Valla kasayı bir tur daha dondur. Yani kamyonun kasası donmayacak. Pijer demeli bir tur daha çevireceğiz gibi görünüyor. Doldur. Tarlanın %40 oldu. Daha biz bir tane kasa bile götürmedik. Şimdi bu tarlada çapraz muhabbetiyle kavga etmeye başlamadan önce bence kasayı doldururuz. Ulan yüke bindi, zorlanmaya başladı bak, şerefsiz ya.
Gel bakalım gel. Piçer döver gel. Bakalım nereye kadar dolduracak. Tırın haznesini de öğrenmiş olayım bu arada. Yani tır ne kadar alıyor? %88.
Ne kasa varmış bizim Dorsey'de be. 59 bin ne alıyor bu bence bu ha? 60 bini görecek bu. Şimdi 9.000 ya. Bastığı ne noktasına satıyorduk? Restoranta yapıştır. Yükü yiyince kamyon gidemiyor şu an. Yükle bakalım bana.
Bunun %100'ü bu kasaya sığar abi. Ikınmaya gerek yok yani. İyi gidiyoruz. Şu alanda iyi. Bizimkiler daha şeyde. Tamam. Çöntüratlara gel çöntürat. Sanırım şuna yetişeceğim ya. 53.000'liğe yetişeceğiz gibi görünüyor. %91 olmuş.
Çok da bir şey kalmadı. Araziyi bitirmişiz zaten. 53 binlik dursun yerinde değil mi? Dursun dursun, onu alacağız. Şimdi arkadaşlar, bir sürü görev veriyor oyun. Böyle hani hasat, ekim vesaire, işte gübreleme, zart, zurt, bir sürü iş veriyor size ama hasadın güzel tarafı şu. Şimdi buradaki bütün ürünü biz kasaya alacağız. Gideceğiz, kasanın bir kısmını boşalttıktan sonra bitti diyecek. Üstünü bizim kasaya para olarak ekleyecek. Üstüne bile biz bu işten para da alacağız. Tamamıyla yani geliri daha yüksek olduğundan dolayı ben bu işi tercih ediyorum. O 53'lük duruyor mu yerinde? Dursun. Bak %94'e geldi mesela. Ya biz daha belki de şeye gitmeden boşaltma noktasına gitmeden belki de tarla görevi tamamlandı diyebilir. O zaman buradan şu an aldığımız tüm mahsulün parası bizim kasaya gider. Biz daha görevi bitir demeden 100 bin oluruz ki bu benim hoşuma gider. Bir tane cihaz almamız lazım. Sonra efendim dediğim gibi yani o aldığımız cihazın içine tohum yüklememiz lazım. Bir de gübre kasamız boşalıyor abi, ona da gübre yükleyeceğiz. Bunlar biraz para tabii. Bir de akabinde biriktirebilirsek belirli bir miktarı dördüncü tarlayı almak gibi bir hedefim var. Yani o da bir amaç benim için şu an, onu da belirtmek isterim. Dön abi. Şöyle bir bakayım ben. Abi bir ya da iki tur döner, fazla değil. Bir ya da iki tur döner.
Oo, 96 güzel. Buradaki mahsulün alayının parası bizim kasaya iner abi. 10 numara 5 yıldız böyle çiçah diyeceğimiz cinsten. Bir muhabbet olacak burada. Güzel, güzel. Hacı döndür. Güzel güzel, bu mahsulü komple kasaya indireceğiz, güzel. Daha bizim arazideki olgunlaşacak. Daha ben bir de 53 binlik malzeme şey tarlayı alacağım. Gerçi orası çok uzun sürecek ama artık yapacak bir şey yok. İşini ben yanlış hesaplıyorum ama yani 3 tur dönmez orası ya. Küçük gibi geldi bana ama. Çok abartı bir mahsul arttı mı? Yani hiç yoktan iyidir diyeceğimiz bir mahsul artışı var bence. Bizim tamam durumu ya abi. Hala çıksak. Yapacak bir şey yok. Şu kontrol kalabilirim diye gel. Hocam bitti bitti. Neyse 99 diyor oğlum, bitti bitti. Vallahi bitti. Aldığımız bütün ürünü çakacağız kendi cebimize. Herif güzel bahşiş bıraktı desene. Şurada cücük kadar bir yer kaldı baksana. Kontrat tamamlandı dedi. Çok iyi abi, tamamdır. Bütün bu mahsulü indireceğiz şimdi kasaya. Bakalım kaç para indirtirecek.
Aç hortumu çocuğum. Artık ne çıkarsa baktığımıza. Falan. Fena değil. Hani abi neredeyse 22 ton. Adamlar 22 ton ürün bağışladılar bize ya. İyi oldu, iyi oldu. Satarız biz bunu. Tadından yenmez dediğimiz şekli getiririk yani. Yapıştır bakalım kaç para indireceğiz. 20 ton olur mu? Oo, kârın dibine koyduk. Kârın dibine koyduk abi. Toplamalı Allah bereket versin. Tarla 11. Şurası 8'in yanı. Yani uzun sürer. Nesne ödünç al. Yapacak bir şey yok. Bastık. 10 numara 5 yıldız oldu abi. Güzel para koyduk. Güzel para koyduk. Parayı böyle koyup koyup çıkarttık. İyi oldu böyle. Ben memnunum. Ya bu ne abi? 10 numara 5 yıldız iş oldu yani bana göre. Hiç sıkıntısı yok. Temiz. Akarı kokarı yok. Şimdi bizim arazi durumuna bir göz atak. Bizim tarla ne durumda? Bizim tarlalar hala... Aha.